Bu TikTok hesabında paylaşılan çocuk programı her bölümde daha da korkunçlaşıyor. Adı Not Your Normal Kids Show olan seri milyonlarca kişi tarafından izlendi. BB2 adlı kullanıcının yarattığı seri gayet masumane başlıyor. Kullanılan canlı renkler izlediğimiz şeyin çocuk programından farksız olduğunu hissettirirken arka planın sadeliği bir çocuğun çizimlerini andırıyor. İlk video sunucunun bizi karşılamasıyla başlıyoruz. Enerjik ve gayet neşeli biri. Sunucu tam bu bölümün çok özel olduğunu söylerken Tallman adlı karakterin elinde tuttuğu telefon çalmaya başlıyor ve sunucu telefonu açıyor. Kapıyı aç diyen adamı aklınızda tutun. Çünkü videonun sonunda onun önemine de değineceğiz. Bu olayla birlikte programın değişmeye başladığını görüyoruz. Ekranda bozulmalar oluyor. Arka planda gizli mesajlar gözüküyor. Ve bu çocuk programında hapsolmuş biri ya da birileri çaresizce bize ulaşmaya, bizden yardım almaya çalışıyor. Hazırsanız bu video ile birlikte içinde sayısız gizem ve onlarca şifre içeren programın sırlarını deşifre edelim. Bu arada TikTok'taki inceleme videolarımı izlediyseniz bile atlayarak izlememenizi öneririm. Çünkü her şeyi çok daha anlaşılır bir şekilde açıklıyor olacağım. Son olarak şunu da eklemem lazım. Her ne kadar videonun akışını bozmayı sevmesem de eğer videolarımı seviyorsanız kanala abone olmanız çok büyük bir fayda sağlıyor. Bu da aradan çıktığına göre başlayabiliriz. İkinci bölümde işler daha da farklı bir hal alıyor. Bu programı izleyen bir kadın Tallman tarafından kaçırılıyor. Biraz olsun dikkat ettiğimizde kadının, sunucunun makyajsız hali olduğunu anlayabiliriz. Ama kaçırılan kadın aslında sunucu değil. Şöyle anlatayım. Bu BB2. Seride iki farklı karakteri canlandırıyor. Biri bu. Yani kaçırılan kadın. Diğeri de ilerleyen bölümlerde bize verilen Morse kodunu çözerek adının Dottie olduğunu öğrendiğimiz sunucu. Yani Dottie ve kaçırılan kadın serideki iki farklı karakter. O zaman Dottie kaçırılan kadının kötü ikizi mi? Hayır. Dottie'yi daha çok bir parazit gibi düşünebilirsiniz. Kaçırılan kişilerin bedenlerini ele geçiriyor ve onları birer kıyafetmiş gibi kullanıyor. Mesela 5. bölümde Dottie örümcekler hakkında şu bilgiyi veriyor. Did you know some spiders lay their eggs inside living prey? And when they hatch, they consume their host from the inside out. Tıpkı örümcek yumurtaları gibi avlarının yani kaçırdıkları insanların içine giriyor ve hem onları içeriden yerken hem de o vücutları birer maske gibi kullanıyor. Peki kaçırılan kadın aslında Dottie'nin giydiği bir vücutsa o zaman kadın Dottie'nin programını nasıl izleyebiliyordu gibi bir soru da bu şekilde yanıtlanmış oluyor. Bu kadından daha önce kaçırdığı birinin vücudunu kullanıyordu ve zamanla bu vücudu yediği için işlevsiz hale geldi. Ya da belki de Dottie'ye uygun bir beden değildi ve bu yüzden yeni bir vücut arayışına girdi. Örneğin 4. bölümün başlangıcında programı şov daha başlamadan önce izleyebildiğimiz için Dottie'nin yüzüne bir maske taktığını görebiliyoruz. Bu sayede hem Dottie'nin esas yüzünü görebiliyor hem de eski bedeninin parçalanmaya başladığını anlayabiliyoruz. Peki kaçırılan ve kullanılan bedenlere ne oluyor? Dönüşüm sürecine giriyorlar. 5. bölümde örümceğimsi bir yaratığın anlamsız sesler çıkardığını duyuyoruz. Fakat sesleri tersten dinlediğimizde yaratığın dediğini anlıyoruz. Özetle kaçırılan kişiler yaratığa dönüştürülüyorlar. Peki ya 2. bölümde gördüğümüz kadın? O ne durumda? Dottie hala onun bedenini kullanıyor fakat bilinci yerinde, kendi bedeninde hapsolmuş durumda olsa da yine de yardım istiyor. Mesela 4. bölümde arka planda HELP harflerini görebiliyoruz. Kaçırılan kadın elinden geldiğince yardım istemeye çalışsa da kontrolü yavaşça kaybettiğini söylememiz mümkün. Bu kontrolü kaybedişi her bölümün başında gittikçe karanlıklaşan yazılardan anlayabiliriz. Her bölümde daha da korkunçlaşan yazılar bize Dottie, Tallman ve Anne adlı bu 3 yaratığın kazandığını göstermekte. Yani serideki kötüler seri ilerledikçe kontrolü daha çok ele alıyorlar. 8. bölümde ise bu yazılar tamamen karanlıklaşıyor. Dottie'nin kontrolü tamamen ele geçirdiğini anlayabildiğimiz bu bölümden 2 bölüm önce Dottie konuşurken bir anda ağzından bir göz çıkıyor. Bu gözün kaçırılan kadının gözüne benzer olması tesadüf değil. Dottie'nin kadını artık tamamen tükettiğini ve onun yerine geçtiğini bize anlatan bir sahne aslında bu. Yani kaçırılan kadının öldüğünü söylememiz mümkün. 9. bölümde bir başka izleyicinin kaçırılışını görüyoruz. Adamın kaçırılmadan önce izlediği belgeselde manidar bir cümle geçmekte. Baby elephants can perish stuck in the mud. Bu cümle bebek fillerin yani izleyicilerin kaçırılıp bu programın evrenine götürüldüklerinde yani çamura düştüklerinde öleceklerini sembolize bir şekilde göstermekte. Kaçırılan kadın öldüyse o zaman neden hala ekranda bozulmalar oluyor? Neden sürekli olarak izleyicileri uyaran mesajlar gözüküyor? Videonun başında önemli dediğim kapıyı aç diyen adamı hatırladınız mı? Ya o adam sadece bir korku elementi değildi, aslında bize yani izleyicilere yardım etmeye çalışan biri ise? Serinin en son paylaşılan videosuna baktığımızda bir adamın kulağı anlamsız gelen seslerini duyabiliyoruz. Bu sesleri ters çevirelim. She says not to open the door to strangers. But maybe one day this stranger can open the door for you.
I am not the enemy. Düşman ben değilim. Dottie'nin yabancıları kapıyı açmayın dediği bu adam aslında gerçekten de bize yardımcı olmaya çalışıyor olabilir mi? Bu videodaki diğer tersten söylediği şeyler de önemli. Yine yaptı. Ben kurbanım ve bu şekilde konuşan adam sıfırlandı, uyarılarıma kulak verin gibi şeyler söylemekti bu adam. Seride bizi sürekli olarak uyarmaya çalışan biri olduğunu biliyorduk ve bu kişi kapının arkasındaki yabancıydı. Programın sürekli bozulmasını sağlayan, gerçekliği çöz, izlemeyi bırak, gerçeği bul, tüketimdeki güç gibi birçok mesajı bize veren, 4. bölümde daha program başlamadan programı izleyebilmemizi ve bu sayede Dottie'nin gerçek yüzünü görmemizi sağlayan bu adamdı. Kapıdaki yabancı olarak geçen adam. TikTok'ta bu seri hakkında dünya çapında ilk teori videolarını üreten kişi olmak güzel bir deneyimdi. Bu serinin devamını bekleyen çok kişi vardı, o yüzden bu video ile birlikte inceleme serimizi YouTube'a taşımış oldum. Umarım siz de... Bir dakika, bu şekilde konuşan adam sıfırlandı mı? Bu neden tanıdık geldi? Son bölümde şu kukla ağzını açtığında duyulan sözler ne anlama geliyor? I'm trapped in a horrible twisted hell of a never-ending labyrinth of death and rebirth, all to feed a narcissist and a demon's dream. Bu ses kaçırılan kadının sesi değil mi? Sürekli ölünen ve yeniden doğulan bir labirent. Yazıların tamamen karanlıklaştığı bölümü hatırlıyor musunuz? Bölümün başında arkada böyle bir yazı görüyoruz. Bu aslında şifreyi çözmek için bize verilen bir ipucu. ABCD eşittir 1, 2, 3, 4 gibi bir yazı gördüğünüzde numaradan harfe dönüştürme sisteminin kullanılacağını anlayabilirsiniz. Bölüm boyunca arka planda gördüğümüz numaraları harfe çevirdiğimizde ise All is Reborn, yani her şey yeniden doğdu mesajına ulaşıyoruz. Bunu ilk başta programın yenilenmesi ve karanlıklaşmasının mesajı olduğunu sansam da aslında all kelimesi her şey değil, herkes anlamında kullanılmış. Kaçırılıp programa getirilen herkes tekrar tekrar ölüyor ve yeniden canlanıyor. Asla bitmeyen ölüm ve yeniden doğuş labirentinin çarpık, berbat cehenneminde mahsurlar. Özünde narsist, iblis akışının. Ne cehennem ama.